Kira artışlarının birçok nedenleri var. Şimdi kira artışları tek bir şeye bağlamak doğru değildir. Birincisi, ben maddeler halinde birkaç başlık altında bunları alayım. Birincisi, konut yetersizliğidir. İkincisi, konut fiyatların aşırı derecede yükselmesi. Üçüncüsü, ev sahiplerinin keyfi muamele fiyatları yükseltmesi. Dördüncüsü, bunları denetleyecek hiçbir yetkili kurum yok. Olmaması. Bu kira artışların birinci nedenleri. Şimdi bunlar nerede kaynaklanıyor? Yani şimdi denilebilir ki bu kira fiyatları neden birdenbire bile yükseliyor? Şimdi gayrimenkulde bu konular hepsi zincirlemede birbirine bağlantılıdır. Bunların çözüm önerileri nedir? Bu kiraların düşebilmesi için, vatandaşın fiyatların geri çekilmesi için bunların çözüm önerileri nedir? Yetkililerin acilen bunlara el atmaları lazımdır. Çözüm önerileri, acilen yeni imar alanların açılması lazımdır. Konut sayıların artması. Şu anda Diyarbakır'da nerede bakarsınız bakın 15 bin konuta acilen ihtiyaç vardır. Şimdi yıllardan beri yerel yönetimler bu çalışmaları yapmadı. Değişik semtlerde yapmışsa da yani yüzle görülebilecek bir çalışma değildir bunlar. Normalde bugün Urfa yolu, Elazığ yolu, Mardin yolu, Silvan yolu değişik yerlerde bu çalışmalar olmuş olsaydı konut sıkıntıları olmazdı ve bununla beraber kira sıkıntısı olmazdı. Bakın bugünlerde tayin zamanıdır. Hemen hemen günde 15 tane telefon, 20'ye yakın telefonlar buraya geliyor. Hep kiralık daireler istiyor. Kiralık daireler bizim Dicle kent bölgesinde 2500'e başlıyor, 4000'e kadar bu kiralar gidiyor. Düşünebiliyor musun? Bir devlet memuru, tek maaşı olan bir insan gidip orada oturabilir mi? Bugün bir devlet memurunun maaşı nedir? Ne kadar alabilir? Bunu kafada 4000 lira eğer kiraya verirsen bu vatandaş aç susuz perişan kalacak. Ha bunun tekrar söylüyorum. Birincisi imar alanları çalışması. İkincisi arsa fiyatların aşırı derecede yükselmesi. Bunu da denetleyecek bir mekanizma yok. Şimdi denilebilir bunlar özel mülkiyettir. Serbest piyasadır. Olmaması lazım. Bunlara da bir çeki düzen vermeleri lazımdır. Şimdi müteahhit bu konuyu kiracılar müteahhitlere yüklüyor. Müteahhitleri suçluyor. Müteahhitler kiracıları, kiracılar emlakçıları. Şimdi bunun altını çizerek söylüyorum. Kesinlikle bu artışlarda emlakçıların hiçbir rolü yok. Çünkü emlakçı mal sahibi değildir. Burada mal sahibi emlakçıya ne derse emlakçı bir aracıdır. Burada emlakçıları suçlayan doğru değildir. Yanlış bilgilerdir bunlar. Şimdi müteahhit haklı midir? Haklıdır. Bir konut, bir konutun fiyatı şu anda daire Diyarbakır Dicle kent bölgesinde Kayapınar'da Luna Park'ın arka tarafları bazılarda nerede bakarsa 850 bin lirada başlıyor. 1,5 trilyona kadar daire satılıyor. Şimdi sanıyorlar ki müteahhit bunu hepsini kâr eder. Kendi cebine atıyor. Böyle bir şey olmaz. Şimdi bunun arsa yüzdelik oranlarını düşündüğü zaman %50'den aşağı arsa yok. Çünkü niye? İmar alanları olmadığı için. İmar alanları olmuş olsaydı bu arsanın yüzdelik oranları bu kadar yükselmezdi. Müteahhit %50'ye bir arsa aldığı zaman bir 20 daire düşünün. Sen 20 daireyi müteahhit yapıyor. Sen müteahhitsin. 20 daire yapıyorsun. 10 dairesine dokunmadan arsa sahibine veriyorsun. Geri kalan senin elinde. Sigortasıdır, kazasıdır, belasıdır, kârıdır. Bu diğer 10 dairenin yapımıdır. Ne varsa bu 10 daireye yükleyecek. Bakın eğer maliyeti 600 bin liraysa bu 1,5 milyona çıkar. 1 milyon 300 bine çıkar. İkincisi arsayla beraber malzeme fiyatları almış başını gidiyor. Burada bir denetim yok. Gerçi bunlar yerel yöneticilerin elinde olan bir şey değildir. Bu merkezi hükümetin artık işidir. Size burada bir ufak bir örnek vereceğim. 2020 yılı sonun itibariyle 2020. Bakın biz şu anda 2021'deyiz. Arada 5-6 ay geçti. Bir mikab beton. Bütün malzemeleri sayamıyorum. Size iki kalemli vereceğim. Bunlar hepsi birbirlerine bağlantı. Diğer kalemleri de kendi yanınıza bunları değerlendirebilirsiniz. Bu Ticaret Sanayi Odası'nın da verileridir. Kendileri açıkladılar bunları. 2020 1 mikap beton 150 lirayken 2021 285 bin.
Yüzde kaç yüz artış? Bu artışları siz hesaplayın. Bu maliyeti de inşaatlara yükleyin. Bakın, bunlar inşaatlara yükleniyor. Bir demir tonu 2020. Birim fiyatı 3500 lirayken şu anda 7500. Yüzde kaç yüz zam? Bunlar nereye biniyor? Bu maliyet inşaatlara biniyor. Bunları inşaatlara bindirince inşaat maliyeti ister istemez birin üzerine çıkar. Şimdi birincisi, merkezi hükümet acilen inşaat malzemelerine bir indirime gitmeleri lazımdır. İkincisi, belediyelerin acilen yeni imar alanların genişletmeleri lazımdır. Diyarbakır'ın her tarafı şehittir. Alın bağı var da alın, ta şeye kadar, Tılaro'ya kadar, Yatak Araçalı'ya kadar imara açın. O tepelerde binalar yapsın. 2 artı 1, 1 artı 1, 3 artı 1, herkesin bütçesine göre yapın. Mağdur insanlar da, dar gelirli insanlar da gelip bir konuta sahip olabilsin. Şimdi orta gelirli, dar gelirli insanlar kesinlikle bizim Urfa yolunun üst tarafında oturamaz. Hal böyle olunca ne olur? Çok kısa süre içerisinde, yani belki 1-2 yıla varmaz, göreceksiniz ki bu kiralarda bir sosyal patlamaya gidecek. Ev sahibi ne yapıyor? Kiracı içinde adam diyor ki, çocuğum evlenmiş. Ya da ihtiyacım oldu, ben sattım evi, satacağım. Evinde çık. Şimdi çık dediği zaman, kiracı çıkmamazlık yapmaz. Yer bulamıyor. Bak, haklı olarak o da yer bulamıyor. Ne olur? Bu defa kavgalara sebebiyet veriyor. Biz bunun gibi defalarca davalara girmişiz. Kiracı çıkmıyor. Haklı olarak bir bana bir ev bulma çıkayım. Kendisi de bu evin fiyatını yükseltmek için işte envai türlü bahaneler buluyor. Bunları çıkarmak için habire kiracıyı zorluyor. Şimdi devletin bunlara da bir el atmaları lazımdır. Eğer kiracı kontrat yapmışsa normalinde bizim yönetmenliğe göre ki emlakçılık kanunu yok, mutlaka şimdi kanun aşamasında bunlar kanunlaşacak. Her sene kira oranları tepe tepe göre artışlar yapıyor. Ama 2020'nin yılında bu yani artık tepe tepe diye bir şey kalmamış. Kim nasıl tutturabildiyse, kim artışı nasıl yapabildiyse, yapabildiği kadar yapıyor. Bunu denetleyecek hiçbir mekanizma yok ve bugüne kadar da kimse denetlememiş. Bunları mutlaka mutlaka denetmeleri lazımdır. Bunu denetlemeden, bunu bir kontrol altına almadan yarın öbür gün kiracı ev sahiplerinin kavgaları daha fazla olur ve kiralık evler bulunmuyor. Bak şimdi tayinler zamanıdır. Her gün memurlar arıyor. Önümüzde yine bir okullar açılacak. Öğretmenler de gelecek. Tamam mı? Artık bunun ne olacağı sanırım hepimiz beraber göreceğiz. Kira artışları şu anda Diyarbakır'da Türkiye'nin birinci sırasındayız. Bak Türkiye'de birinci sıradayız. Diyarbakır. Bugün İstanbul bizim kadar kira artışlarına gidilmemiş. İzmir gitmemiş. Ankara bu kadar yok. Diyarbakır'da çok fahiş kira artışları vardır. Diyarbakır şu anda Türkiye'nin birinci sırasındadır. İnanmayanlar varsa gitsin internette de bunları incelesinler. Verileri toplasın, bizi arasınlar. Bunun tek çözümü, çaresi konut sayısının artırılması lazımdır. Konut sayısı nasıl artırılır? Gidip rastgele bir yerde konut açar, yapamazsın. Bunun imar düzenlemesiyle yapılır. Yeni imar alanları açılması, müteahhitlerimizin sayılarının artırılması, yani şimdi bunlar TOKİ'ye devri, TOKİ kesinlikle çözüm değildir. Kesinlikle çözüm değildir. Yani TOKİ devlet kendi fakir fukara insanlarına yapsın. Biz ona karşı da değiliz. Ama dese ki TOKİ üzerinde biz bu konut sayılarını, bu ihtiyaçları gideriyoruz, kesinlikle olmaz. Bunlar özel yapsatçıları, müteahhitleri desteklemeleri lazım. İnşaat malzemelerini aşağı çekmeleri lazımdır. Ondan sonra imar alanları çalışmasıyla, konut sayılarının artırılmasıyla kira oranları düşer, konut fiyatları da düşer.